rahmetlinin dediği gibi alıstakı bavruma, uzaktaki kardeşlerinize bir manevi hisle üniversiteyi tercih ederek Sovyetlerin içinden, dağılmış Sovyetlerden yeni çıkmış taze bir cumhuriyet, Kazakistan'da kendinizi buldunuz. Evet. Mesela ben merak ediyorum, şahsen merak ediyorum. Şu soruyu sormak isterim. Bu millet sevginizin sebebi nedir yani? Sizi milletinize bu kadar bağlayan, Türk milletine, Kazak kardeşlerimize bu kadar hizmet etmenize vesile olan bu sevginin kökü nedir? Yani şöyle, biz tabii ki şuna inanırız. Bizim millet olarak tarihimizden aldığımız ilhamların ötesinde de aslında bizim Ahmet Yesevi atamın bizzat kendisinin ve öğütlerinden yola çıkarak da yine söyleyeceğimiz gibi ilk eğitmeni ve ilk öğreticileri ailesidir. Aile çok önemlidir biliyorsunuz. Evet. Yani hiçbir eğitim vermeyen bir ailede bile büyüse bir insan aslında annesinin babasının haliyle hallenir ve onun hareketleriyle dünyaya bir bakış açısı kendisini oluşturur. Bu manada da benim ailem hakikaten bu yönde çok güzel bir duruş bana sergilediler. Yani onlardan aldığım ilham çok önemli. Benim anneannem 104 yaşında vefat etti. Yani o kadar güzel bir tarih bilgisiyle donanımlı bir hanımdı ki yani o yaşına rağmen. Hep bayrak sevgisini, hep ataları ile ilgili anılarını, atalara olan hürmetin insanın yolunu nasıl açacağını, nasıl aydınlatacağını anlatırdı. Biz hep vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla ve hizmetin geri dönüşümünün nimet olacağı bilinciyle büyüdük. Çok güzel. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Yani bizi büyütenler, annem, babam ve aile büyükleri kendisinin kimliğine hürmet göstererek ilham aldığımız yol büyükleri. Tabii ki bu da çok önemli. Sadece aile değil, değil mi? Bizim hürmet gösterdiğimiz, önden gidenler dediğimiz o hürmete karşılığında da yolunu yol bildiğimiz büyüklerimiz de hakikaten kime olursa olsun şu bir bardak suyun bile verildiği, hizmet edildiği insanın aslında o kimliğe değil, halktan o nimetin size geri döneceğini, o yolu aydınlatacağınızı öğretmeleri çok kıymetli bir durum. Biz bu şekilde büyüdük. Ben gittiğim topraklarda mesela orada bir konuktuk biz, değil mi? Yani tabii. Ata yurdumuz ama biz gittik öğrenciyiz. Ama oradakiler bile aslında karşılamalarıyla, davranışlarıyla bize onu kendileri bir eğitim mahiyetinde verdiler. Yani öyle bir verdiler ki, evet siz geldiniz ama öyle bir kucakladılar ki sanki ben şunu hissettim. Ya ben oradan yiyeceğim ekmeğin, içeceğim suyun karşılığını vermem lazım. Borcunuz var. Borcumuz tabii, var. O borcunuzu ödemek istedim. Hele de en büyük borcumuz Ahmet Yesevi atamıza. Neden? Rahmetler olsun. Çünkü hiç kendisi için yaşamamış, hiç kendisi için bir an bile düşünmeksizin sadece zamanı o yaşadığı asır için de değil, bütün gelecek asırları yaşadığı döneme sığdırmış çok büyük bir isim. Çok büyük bir alim Ahmet Yesevi atamız. Biz nasıl olur da onun topraklarına sadece öğrenci olarak gidip okulumuzdan, evimizden okula, okuldan eve gidip diplomamızı alıp döneriz. Bir şeyler yapmamız lazım. Ki o bize öğretmiş ki sadece orada olunca değil, oradan aldığın ışığı, o meşaleyi götür gittiğin yerde, gideceğin yerlerde yaşadığın sürece o meşaleyle aydınlatabildiğin kadar. Ben de naçizane
Yaklaşık 30 yıl oldu. Elimden geldiğince, gücümün yettiğince, bana imkan verildikçe Ahmet Yesevi atamın kutlu yolunu, onun yol prensiplerini, onun yolunda yetiştirdiği, onun adıyla var olmuş olan Alp Eren kimlikleri ve tabii ki hemşehrisi olmakla her zaman kıvandığım Türkistan'ımı ulaşabildiğim her yere anlatmaya gayret ediyorum. Peki hocam, bu taze cumhuriyet, yani kardeş Kazakistan devleti sizin bu sevginizi karşılıksız bırakacak değil. Onlar da sizlere hürmetler ettiler. Nedir bunu, anlatır mısınız? Evet, Ahmet Yesevi atamın diyarı Atayurdum Türkistan, Kazakistan hakikaten çok vefa dolu bir memlekettir. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani bakın 30 yıl oldu ama ne zaman gitsem ilk gün gitmişim gibi büyük bir aşkla gidiyorum. Ama ilk gün gitmişim gibi yine aynı şekilde karşılanıyorum. Bu çok kıymetli. Maşallah. Değil mi? Tabii. Evet, ben gönüllü hizmetlerimden dolayı Kazakistan'da Türkistan'ın verdiği bir teklifle meclisten çıkıyor bu teklif neticesi. Türkistan'ın kurmetli azamatı, yani aslında bunun tam Türkçe karşılığı yok. Biraz üzücü bu. Neden? Fahri hemşerisi değil aslında. Yani ülkeye, ülkenin değerlerine değer katma yolunda hizmet etmiş bir kimlik manasında. Kurmetli, hürmetlenen, saygın olan vatandaşlık kimliğini verdiler. Yani bunu alan inanın, kaç kişi var hocam? Bunu alan Türkiye'de 2 kişi var. Ay maşallah. Bildiğim kadarıyla da yani çok da kolay kolay başka bir ülke vatandaşına bu kimlik verilmiyor. Evet. 2007 yılında burada işte madalyası var, kimliği var. Bir de eyalet olduktan sonra 2017 yılında da tekrar madalya yenilendi. Bu inanılmaz bir sevinç benim için. Çünkü burada madalyada gösterelim mi? Tabii. Üzerinde Ahmet Yesevi atamın külliyesi var. Tabii. Bakın böyle Ahmet Yesevi atamızın külliyesi var. Ve arkasında da Tay Kazan dediğimiz Ahmet Yesevi yolunda hizmeti simgeleyen ve dervişlere maddi manevi şifa olduğuna inanılan, içerisinde aşlar, şerbetler pişirilerek ikram edilen o kazanın sembolü var. O yüzden ben bunu takdir eden büyüklerime ve özellikle Atayurduma her zaman minnettarım. Bu kimliğimle çok övünüyorum çünkü. Ama bir yandan da Ahmet Yesevi atamın ruhaniyetinin memnuniyeti olarak da böyle kabul görmek ediyorsun. İstiyorum. Öyle o sevinci de farklı yaşıyorum. Bu bana Kazakistan ve Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomi alanlarındaki yakınlaşma faaliyetlerini uyumlaştırmanızdaki başarılı çalışmalarınızdan dolayı diyerek verildi. Ve kardeş iki ülke için yaptığınız bu çalışma Atayurt'a olan bir sevginiz olarak kabul edilmektedir. Sizi Kazakistan ve Türkiye arasındaki bir dostluk elçisi olarak kabul ediyoruz. Tüm Türkistanlıların ve tüm Kazakistanlıların adına size sonsuz sevgi ve saygılarımızı bildiriyoruz diye de bir bunun şeyi var. Hem kimliği hem beratı var. Türkistan Kalası'nın kurmetli azamatı, kimliğim benim için çok kıymetli. Peki bu kimlikle ilgili ne yaptım, ne yapmalıyım? Evet hocam. Müsaade ederseniz. Buyurun. Biraz ondan bahsedelim. Çünkü bu kimlik dediğim gibi öyle çok kolay hani kararlaştırılıp da verilen bir kimlik değil. Dediğim gibi ben öğrencilik dönemimde hep inanın yani hani bu böyle belki az bile kalıyor. Her gün acaba ne yapabilirim, bugün ne yapabilirim, daha fazla ne yapabilirim düşüncesiyle yaşadım. Orada bizzat yaşadığım yıllarda. Ve işte Türk Dili Kursu,
küçük el sanatları kurslarının yanı sıra Türkiye'den o zamanki şartlarda slaytlar vardı biliyorsunuz. Şimdilerde çok kullanılmıyor. Slayt makinesi vardı. İşte öğrenci harçlıklarımla onu temin ettim. Türkiye'deki önemli işte şehirlerin, merkezlerin fotoğraflarını çekip o slaytlara yerleştirdim. Kazakistan'daki Türkistan'ın işte farklı tarihi şehirlerinin, oturarın, işte Sayram'ın fotoğraflarını çekip o slaytlara yerleştirdim. O slayt makinesi öğrencilik dönemimde derslerimden sonra slayt çantası sırtımda işte çeşitli derneklere, vakıflara hatta okullara giderek Türkiye'yi anlattım. Tatile geldiğimde de yine slayt çantası sırtımda Kazakistan'ı, atayurdumu, Türkistan'ı anlattım. Onun da ötesinde Ahmet Yesevi atamızın hocası Arslan Bab'ın, Gavhar annemizin, annesi Karaşeş annenin, babası İbrahim atanın ve doğdukları yer Sayram'daki işte imkansız hale düşen küçük onların istirahatgahlarında küçük tadilat çalışmaları yaptım. Yani hani bildiğiniz boya, badana işte elimden geldiğince hem öğrenci harçlıklarım hem de geldikçe işte hep kapıları çaldım. Beni ziyarete gelenlerden rica ettim. Ya bana harçlık vermeyin. Böyle işler var. Onlar için destek verir misiniz? Hocam araya girebilir miyim? Tabii ki. Şimdi sözünüzü bölmek istemem. Çünkü çok tatlı sohbet oluyor. Hiç duymadığımız bir sürü tatlı hatıra, evet, hikaye. Şimdi sizden dinliyoruz. Bu adeta bir öğrencilikten çıkmış dinlediğimiz kadarıyla. Yani 94 yılında tıp fakültesini kazanmış ve işte Türkiye'den diyelim Kayseri'den çıktınız. Türkistan'ın göbeğinde kendinizi buldunuz ama artık bu öğrencilikten çıkmış. Yani Türkiye için Kazakistan'da bir fahri büyükelçi, fahri temsilci. Kazakistan için de o zamanki Türkiye'de Kazakistan'ın yeni tanındığı, birbirinden uzak kalmış Kazakistan tanımak için de adeta elçilik görevi sürdürmüşsünüz. Aynen öyle oldu. Yani tabii bir de şunu eklemek lazım. Ata yurdu sevgisi ile bizim yaşadığımız çok farklı şartlar var. Mesela benim orada hani insan ailesini özler. Hani ilk kez o yaşta ailenizden ayrılmışsınız. Binlerce kilometre öteye gidiyorsunuz. Ve haberleşme imkanınız yok. Var da yok yani. Evet. Haftada bir gidip biz postaneye yazdırırdık. Siz o yazdırma zamanını bilirim ben, bilir yetiştim misiniz? Hocam. Bilmiyorum. Evet. Yetiştim. Tabii bu arada ne kadar yaşımız ortaya çıktı. Yazdırmamızın neticesinde postanede beklerdik en az 1 saat, en az 1 saat, 2 saat, 3 saat, bazen 5 saat bile beklediğimiz olurdu. Bazen çıkmadı, hadi gidelim dediğimiz olurdu. Ve 3 dakika, hani 4 dakika yazdıran vay be sen nasıl böyle fazla konuşacaksın filan. Orası Moskova'ya bağlardı. Oradan Türkiye'ye bağlanırdı. Santral sistemi çünkü. Böyle işte kabinetler vardı, böyle bölmeler. İşte koş birinci kabinet Ankara filan. Telefonu açarım. İşte anne, yavrum nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, bitti. Bitti. Hadi bakalım ağlayarak çık, bir dahaki haftayı bekle. Şimdi öyle değil. Şimdi dünyanın neresine giderse gitsin bir öğrenci açıyor hemen görüntülü. Ben şuradayım, sen neredesin, ne pişiriyorsun? Değil mi? Tabii çok değişti. Ya da işte tıklıyorlar, şu üniversiteyi tercih edeceğim, acaba şartları nasıl? Hemen bakıyorlar ya, hava durumuna kadar ya da işte yatağın cinsine kadar her şeyi görebiliyorlar yani. Siz görmeden bizimki tercih ettiniz. Bizimki öyle değil. Bizim o zaman işte üniversitenin Ankara merkezinde topladılar. Mütevelli heyet başkanımız o zaman Sayın Zeybek'ti. Namık Kemal Zeybek. Namık Kemal Zeybek'ti. Çok büyük hizmetleri vardır üniversitenin kuruluşunda. Hani onu da belirtmek lazım mutlaka. Dedi ki orası ata yurdu.
Orada kardeşleriniz sizi bekliyor. Siz onlarla, onlar sizle kavuşacaksınız. Bitti. Tamam ya, bundan daha önemli. Hani bir misyon olabilir mi? Tabii. Doğru mu? Tabii. Ahmet Yesevi atamızın otağı. Orada sizi bekleyen kardeşleriniz var. Siz onlarla, onlar sizle buluşacaksınız. Bu kimseye nasip olmaz.